Efendim herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile daha karşınızdayım. Crusader Kings 3'ün Efsaneleri isimli bu mini serimizde yine ilginç karakterlerden bir tanesiyle oynayacağız. Önceki iki videoda askeriye ve diplomasi üzerinden gitmiştik. Bu videoda ise ortadaki sayılabilecek yaşam tarzından gidiyoruz. Yani idare yaşam tarzı olacak. Yapılan en son güncelleme ile beraber buradaki karakterler çok ciddi anlamda değişti. Size önceden söylediğim gibi. Bu değişimle beraber her bir efsanevi karakter bir yaşam tarzını temsil ediyor. İdare de para kazanmak ve ülkenizi kalkındırmak açısından kullanabileceğiniz en etkili yaşam tarzıdır. Ve bunun en iyi örneği ise Bohemia Dükü Bratislav. Kendisi burada görmüş olduğunuz gibi. Normalde kendi hanedanı 867'de de mevcut ancak Katolik olarak değil, Slav inancına bağlı bir şekilde başlıyorlar ve konumları biraz güçsüz. Ancak zaman içerisinde Almanya'ya ve sonrasında Kutsal Roma'ya bağlılık göstererek kendi konumlarını iyice güçlendirmişler. 200 senede bir güç merkezi haline geldiklerini söylemek mümkün bu noktada. Buradaki açıklamayı okursanız da zaten bu şekilde bahsediyor. Premislid ailesi yüzyıllardır Bohemia topraklarına hükmediyor. Verasette yaşça büyüklülük üzerinden bir sisteme sahip olmaları ileride Dük Vratislav'ın başına iş açabilir. 1066'da Çek kültüründe aile büyüğü veraset sistemi var. Bu da demek oluyor ki yönetici öldükten sonra ilgili hanenin en yaşlı kişisi kimse hiçbir ünvan kaybı olmadan yani çocuklar arasındaki bölüştürülme gibi olmadan doğrudan tek kişiye gider. Bunu siz tabii oyunda değiştirebilirsiniz. Yani Çek olarak başladığınızda sonsuza kadar gidecek diye bir şey yok. Dünyadaki bütün ünvanları tutar ve veraset sonrası daha şu noktada erkenden bir kişiye aktarılsın derseniz aile büyüğü o noktada iyi bir veraset sistemi olabilir. Ancak siz diyelim 66 yaşında öldünüz, tahta 60 yaşında biri geçiyor. Sonuçta hanenin en büyüğü ya. Çok hoş bir veraset sistemi olmayabilir. O yüzden daha fazla vakit kaybetmeden idari yaşam tarzının efsanesine bir göz atalım derim. Efendim görüyorsunuz, Bohemia'yız. Bu noktada bağımsız bir yönetici değiliz. Biz daha büyük bir ülkeye bağlıyız. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun dejur vasallarından bir tanesiyiz. Kutsal Roma İmparatorunu burada görebiliyorsunuz. Avrupa'nın bu noktada en güçlü yöneticisi denilebilir. Ancak size şunu söyleyeyim. Kutsal Roma İmparatorluğu'nun içerisindeki vasal yapısı ve toprak dağıtımı göz kanatacak seviyede. Yani sınırlar çok dağınık. Dolayısıyla bu da sürekli bir vasallar arası iç çatışmalara sebebiyet veriyor. Fakat bizde öyle bir durum yok. Biz kendimizi tarih boyunca sağlam bir şekilde izole edebilmişiz. Ve Bohemia de jure krallığı olarak çok temiz sınırlara sahibiz. Öte yandan, önceden bahsetmiş olduğum gibi 4. Henry, bu bizim süzerenimiz. Şu an Bohemia krallığı oluşmamış durumda ancak Bohemia düklüğü şeklinde varız. Sadece bir tane düklük kontrol ediyoruz. Bu da Bohemia düklüğü ve Moravia düklüğü de Bohemia krallığının de jure bir parçası. 867'de oynadığınız zaman işler biraz farklı olabilir. Yani Moravia ve Nitra düklüklerinin bir arada bulunduğu Büyük Moravia Krallığı var. Ancak 1066'da ne yazık ki böyle bir durum söz konusu değil. Moravia ve Nitra'yı Macaristan'la Bohemia kendi aralarında paylaşmışlar. Bir kendimize şöyle bir bakalım önce. İdare ağacından gitmişiz. Normalde Crusader Kings 3 ilk çıktığında Dük 2. Vratislav askeri yaşam tarzından eğitim almış olarak gözüküyordu. Birçok kişi de 1066'da başlayınca kendisini askeriyeden değil doğrudan idareden götürürdü ki hemen para kazanıp güçlenelim. Bu noktada Bohemia idari açıdan eğitim almış bir yönetici çok daha yakışır. Süzerenimizin en güçlü 2. vasalıyız. Bizden daha güçlü olan bir vasal daha var. O da Düşes Matilda. Ki kendisiyle de ilerleyen zamanlarda bir video çekeceğiz kesinlikle. Crusader Kings 3 efsanelerinde kendisi de bulunuyor. Bizden güçlü çünkü kümlüklerin düşük olmasının yanı sıra kendisi dejur bir vasal değil. Ancak biz dejur vasal olduğumuz için bizim yaptığımız vergi ve milis katkısı Matilda'dan daha fazla. Karakterimizin bu arada Jatets kontluğuna bir hak iddiası varmış. İstesek kendisinden bunu koparabiliyoruz. Kısıtlı taht otoritesine çekerek. Yalnız kendisi bizim vekil harcımızmış. Daha iyi bir vekil harç belki çıkar, belki de biz bulabiliriz. Kendisi zira bir askeriye eğitimine sahip kişi ancak askeriyesi de çok kötü. Önce yaşam tarzımızı bir seçelim. İdare demiştik. Görmüş olduğunuz gibi para gözü tamamen bitirmişiz ve sırada mimara geçmişiz. Mülk odağından gidebiliriz. Normalde aylık geliri de
%10 artınca fena değil. Ancak konseyde olduğumuz için bu süzerenimize daha çok yarar. Bohemia'yı o kadar değiştirdiler ki normalde Pilsen ve Dudleby kontlukları oğlu Bratislav'ın yönetiminde başlıyordu. Yani oğlu Bratislav bir vasal olarak başlıyordu. Ancak bu noktada Bohemia düklüğünü tamamen temizlemişler. Ve sadece bir Jatets kontu olan vasal kalmış. Onun dışında 3 vasalımız daha var. Kont Konrad, Brno kontu, Olmutz kontu yakışıklı Ota ve Prenspiskopos Jaromir. Kendisi bizim rakibimiz bu arada. Rakibimiz olabilecek en kötü kişi. Hem kardeşimiz hem de bizim piskoposumuz. Yani rakip olduğu için bize hiçbir şekilde katkıda bulunmuyor. Biz bunu düzeltebiliriz. Nasıl düzelteceğiz? Moravya'yı oluşturduk. Bizi daha hiç onaylamıyor artık. Evet. Çünkü eksi 50. Yani sıfırın altında. Fakat şöyle bir şey yapacağım. Dejur başkenti Olomouc, yakışıklı Kont Ota'ya Moravya düklüğünü ilerleyen zamanlarda vereceğim. Normalde kendisinin Bohemia ve içinde bulunduğu Dejur kontluklara hak iddiası var. Fakat hiç sorun değil. Bizim varisimiz Kont Konrad, yani oğullarımız değil, kardeşimiz gözüküyor. Şu noktada kısıtlı taht otoritesini aynı zamanda çıkarıyorum. Hoppa! Kardeşim Jaromir. Kendim bildim bileli doğru bir hareketini görmediğim sevgili kardeşim Jaromir son zamanları iyice gözüme batmaya başladı. Brevnovlu dostum Jan, dindarlığı ve sakinliğiyle bilinen, Tanrı adına önemli hizmetlerde bulunmuş saygın bir isim. Jan yerine Prenspiskopos o olsaydı nasıl olur diye düşünmeden edemiyorum. Belki bir şeyler yapabiliriz. Arkadaşımız mıymış? Oo, hiç fena değil. Kardeşimizden daha iyi bence öğrenim açısından. Rakibimiz olmayı bırakacakmış. Yeni Prenspiskopos yan olacak ve manevi işlere karışmamalıyım. Evet, dakika bir gol bir diyebiliriz. Vratislav'a özel bir event geldi bu arada. Eğer dersek ki yeni Prenspiskopos yan olacak, Papa bize karşı görüş kaybedecek. Zaten şu an eksi 3'te. Yani eksi 33 olacak. Arkadaşımız Opava kontunun unvanını alacakmış. Ve Jaromir de konseyden kovulacak. Yan ise, yani şu arkadaşımız, bizim konseyimize gelecek. Peki, bunu dersek ne olur? Jaromir her şeye rağmen benim kardeşim. Rekabetin sona ermesine yol açacak. Yalnız abimize 125 altın verecekmişiz. Fena değil, verelim. Bize karşı rakip olmayı bırakacakmış. Yani eksi 60 görüşü gidecek ve yani eksi 60 görüşü gitmesiyle beraber artı 30 daha eklenecek üstüne. Çok iyi. Manevi işlere karışmayalım diyebiliriz. Karışmayalım. Bir aklımda şu an başka bir plan var. Ne olur ne olmaz şu çocuklarımızı da bir eğitebiliriz. İki oğlumuzu eğitelim. Çocuğu biri eğitsin. Sen kimsin? Diplomasisi yüksek. Ha, aynen. Ludmilla'yı da eşimiz eğitsin mesela. Bori boy. Bizim kaç? 4 tane mi oğlumuz var? Maşallah. Matilda kendine yeni bir eş buldu. Mükemmel. Ve ikinci bir event daha geldi. Meissen ve Lausitz, ah bu bereketli ve müreffeh topraklara nasıl da imreniyorum. Ya kardeşim, bizim topraklar da gayet bereketli ve müreffeh yani. Bohemia'ya baksanıza, refah içerisinde. Hatta şuraya bir bakın, madenimiz bile var yani. Buradaki tek madeni kontrol etsiniz. Angria'dan daha güçlü olabilirsiniz. Mesela şurada da Göttingen'de bir maden var. Tertemiz. Şimdi biz bu yerlere eğer hak iddiasında bulunursak imparatorla ters düşmemeye gayret edeceğim. Anlıyorum. Anlıyorum. 500 prestij ve 100 meşruiyet kazanacağız. Kaiser'e karşı koz ilan edeceğiz. Kaiser bizden memnun olacak. Savaş açmanız gerekecek. Anladım. Yani hak iddiası elde edeceğiz, öyle mi? Hak iddiası aldık. Bu abiler bizden çok hoşlanmıyor olabilir. Zaten of, ittifakları varmış. Şu abiyi hemen alabiliriz. Çok sıkıntı olmaz ama bu abi biraz bizi zorlar. Yani imkansız değil ama dediğim gibi zorlar. Jatets'i önce bir elde edelim. Teşekkürler. Vekilercimiz gitti. Karakterimin vasalı. Aynen öyle. Papa turnuva düzenliyor. Gitmeyeceğim. Polonya ile ittifak kurabiliyormuşuz. Macaristan'la ittifak kurabiliyor muymuşuz? Yok, kuramıyoruz galiba ama. Bu ne biçim bir eleman ya? Kuşkucu, kibirli, düzenbaz, sadist. Tam afarozluk. Evet. Vekiller, Lazlo. İttifak yapabileceğim başka kişiler yok sanırım. Ne öyle olsun. Ya sen buraya savaş mı açtın? Güzel. Mesela ben öncelikle şöyle bir şey yapabilirim. Karakterimin kızını. Hadi gel gel. Senle evlendirdim. Bu abimizin savaşına katılacağız öncelikle. Ama şunları bir konuşlandıralım. Evet.
Bunları konuşlandırmak gerekebilir önceden. Kuşatma silahımız da varmış. Arttıralım. Parayı tükettik ama hiç sorun değil. O parayı tekrardan kazanacağız. Zaten bakın biz mareşalmişiz. Vekiller olsak çok daha iyi olurdu ama. Ordu bakım açısından bize fayda sağlıyormuş. Oo, düşman başkenti kuşatıyor, eyvah. Hemen yetişmemiz lazım. Suratını... Lausitz düklüğü. Oo, bunlar da mı müttefik? Neyse, önce umarım Avusturya'ya çağırabiliriz yardımı. İttifaklı tabii. O kadar iyi para kazanıyoruz ki. Bütün orduyu kaldırmamıza rağmen para akmaya devam ediyor. Evet, yeter artık. Bence bitirelim. Sen orayı kuşatıyorsun. Tamam, sen kuşatmaya devam et. Çok güzel. Mükemmel. Şimdi biraz bekleyelim. O esnada Bohemia Krallığı'nı da oluştururuz. Bunlarda bir iç savaş çıkacak büyük ihtimalle. Çünkü hak iddiaları olacak. Özellikle şu Graz kontu. Öf. O yüzden Bohemia Krallığı'nı oluşturabiliriz. Şu anlık başka meselelerle meşgulüz diyelim. Dolayısıyla canım, ben sana şu Moravya düklüğünü verdim. Sen niye benden hoşlanmıyorsun? Hayda. Oldu mu? Olmadı. Seni etkileyelim o zaman. Hatta sana bir tane şöyle verebiliyorsak çocuk verelim. Sen şunu eğit mesela. Nasıl olur? Güzel olur. Saray görkemini verir. Bakalım. Bunu şöyle arttırabiliriz. Hatta mümkünse şöyle biraz daha arttırabiliriz. Mükemmel. Saray görkemi de gittikçe artar zaten. Ya bunlar kafatası arayan manyaklar değil mi? Bodrum'a, mahzene falan inmek istiyorlar. Ne kafası ne yuvarlanması, çık git buradan. Aynen, saraya davet et. Gel bakayım, gel gel. Ben seni hapsedeyim mi? Zafer benim. Ve öldü. Mükemmel. Bize karşı suç işlemiş birine karşı ceza verdik. Çünkü öfkeliyiz. Ve onu düello sayesinde idam ettik arkadaşlar. Mükemmel oldu. Ve o zaman yapabiliyorsak buraya bir savaş açabiliriz sanki. Bunları biraz arttırabiliriz. Okçuları arttıralım. Kendi arttıralım. Tamam, biz güçlendik o zaman ya. Maestene savaş açıyorum. Yok, teşekkürler. Avusturya'da her an iç savaş çıkabilir. Çıkmayabilir de. Ama bu abi yeterince güçlü. Bana altın teklif ediyorlar. Ne açabiliriz? Açık ve dürüst olsun. Av ve ziyafet maliyeti azalır. Şimdi başkentine gidiyorum. Bütün orduları birleştireceğim. Kuşatıcı birlik bıraktım. Kuşatıcı birlik burada. Geri kalan orduyla düşmanın ordusunu üzerine gidiyorum. Dağlık bölgeye çekildi sanki ama. Bunlar da bizim kuşatma birliğimizin üstüne gidecekler. Bir oğlum daha aldı. Acayip. Koleksiyonda güzel bir yer olacak. Ormanlık arazide yakaladık. Başkenti kuşattık. 1-2 kontluk daha alırsak ya da ordu şöyle bir yok etsek fena olmaz ha. Yukarı Lotharing'e kolay gelsin. Yukarı Lotharing'e beni zorlar. Ancak biz bu işi hallederiz. Düklüğü ele geçirdik arkadaşlar. Geçmiş olsun. Bohemia olarak büyüdük. Hatta şu an bize biraz para verip ne olur ne olmaz. Buradaki düklüğü oluşturabiliyormuşuz galiba, öyle mi? Harika. O zaman şöyle yapacağız, bir saniye. Buradaki düklüğü oluşturduk. Niye eksi 10 anlamadım. Çok fazla dük... ilginç. Tabii 3. düklüğü oluşturduk. O zaman bak şöyle bir şey yapacağız. Sana Thuringia'yı verdik canım. Tamam mı? Hatta seni gel bak, vekil harcımı yapıyorum. Gel gel, senin vekil harcımı yaptım, gel. Tabii. -99 olan birini casus başı yaptım. Kendisi benden nefret ediyor. Maç sen düklü. Buraya al. Aldım. Bak. Bu kadar. +2 ve korkuyor benden. Biz bu abi yeterince etkilemişiz. Dolayısıyla şimdi biraz şu dükü etkileyelim. Yoklama defteri. Milis taktiği hızını arttırırız. Konsey boş... Bir saniye, ne? Nasıl ya? Otana... Tahta... Tiranlık savaşı mı? Senin ben... Of. Otacım of. Ne yaptın sen be? İstesem Angria'da savaş açabiliyorum galiba. Dejur yerleri ele geçirmek için.
Buralar tabii Slav kalmış. Dolayısıyla bunları biraz hızlıca değiştirsek fena olmaz. Sen biraz güçlüsün ha. Ancak sen öldüğün zaman bu oğlun biraz sıkıntıya girecek, öyle söyleyeyim. Ya Allah aşkına bakın kendi aranızda. Neyse. Hoppa, ne oluyor ya? Nestürilik münzevi olduk. Oh, inzivaya çekil. Ota öldü mü? Savaşta öldü, inanmıyorum. Ulan sizin ben tiranlık savaşınıza var ya. Ben seni tutturuyorum. Senin ittifakların bitecek zaten yakında. İnanmıyorum. Kutsal Roma Kutsal Roma toprakları içinde bir sapkınlık başladı. Lollardılar. Mükemmel ya. Ha, yeni mesir alındı. Peki. Aa, bir dakika, ne oluyor? Ne alaka? Sen savaşı kaybetmedin mi az önce? Anlamadım. Gerçekten. Mükemmel. Hıh, öldü. Dolayısıyla bakın ne yapıyoruz. İstersem dejur yerleri de ele geçirebilirmişim ancak. Dük Otto'nun hak iddiası. Aa. Ha. Peki bir saniye. Lausitz'i ha, burayı böyle komple alıyoruz. Ben sana para vereyim. Bak ne yapayım biliyor musun? Senin şu hak iddiaların var ya buraya. Şimdi senin hak iddialarını alsak sen buraları kont vasallar olarak tek tek alıyorsun değil mi? Ha, yalnız bir dakika. Oo, bunun çok fazla toprağı var. Acaba kendi hak iddiam için mi alsam yoksa başkasının hak iddiası için mi? O zaman bayağı prestij gidecek. Şöyle yapalım. Kendi hak iddialarım için alayım, sonra düklüğü ona aktarırım. Benden çok hoşlanmıyor olabilir. Hatta şunları biraz arttırayım ben. Heh, güzel. Halk lideri. Halk görüşü artı 50. Bunlar önemli. Kuşatıcı birlik bıraktık ve şu büyük ordunun üstüne. Harika. Buraya gidiyoruz. Garnizon yetmiyor bu arada. Müthiş değil mi? Yardım ederiz. Gel gel. Ne, Danimarka mı lazım? Hallederiz. Bir oğlumuz büyüdü bu arada. Harika bir diplomat oldu. Oğlum seni kimse yetiştirmiyor mu? Hadi ben yetiştireyim bak. Heh. Güzel olur. Başkenti alsak bakalım nasıl olacak. Nordgau da katılmış ya savaşa. Mükemmel. Hadi Polonya'yı davet ettim savaşa. Avusturya'yı da çağırabilirim. Ama Polonya nasıl geliyor? Ya Polonya'da savaşçı, bu da sağlam bir abi. Ha, güzel. Yakalamışız. Biraz boşuna çağırdık Polonya, seni kusura bakma ama. Eksi 100. Arkadaşlar bana karşı eksi 100. Sen nereye arzuluyorsun ya? Görlitz'i mi arzuluyorsun? Tamam bak, sana bunu aktardım. Şu abilerden fidye alabiliriz. Sen burada böyle çok kötü bir toprağın olmuş ama. Aa, aklıma bir fikir geldi. Şimdi bakın bunlar. Oğlum sen de mi Lollard oldun? Bak ünvan vereceğim sana. Lausitz senin olacak, tamam mı? Sen buraları da istiyorsun. Tabi burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kontluk var. Burada bir tane kont bir abi var. Saçma sapan sınırlara sahip. Heh, sen buraya aldın. Din değiştirmeni istiyorum canım. Tamam mı? Çok güzel. Benden korkuyorsun ama hiç sorun değil. Şimdi biraz güçsüz. Bu abi de güçlü. Kendi müttefiki var ama Meissen'in de müttefiki var. Yukarı Lotharingia. Dolayısıyla aralarında bir savaş çıkma konusunda birbirlerini kitlemiş olurlar. Size öyle söyleyeyim. Böyle böyle büyütüyoruz efendim toprakları. Hayırlı uğurlu olsun diyelim şimdiden. Bohemia bayağı büyüdü. Evet. Evet. Bohemia çoğunlukla bu şekildedir diyebiliriz. Bohemia'nın en güzel yanı, böyle çok güçlü gözüken ama o kadar da güçlü olmayan bir devletin altında bir güç kaynağı olmak. Bohemia gerçekten bu noktada bu Polab Slavları denilen bölgeye hak iddiası da alabiliyor. Buralar güzel topraklar. Yani çoğunlukla ovadan oluşuyor ve tarlalar yapılabilir. Yanlış anlamadıysam Bohemia'ya özgün eventler buraya kadardı. Yani Meissen ve Lausitz düklükleri için. Normalde şimdi buraları ben kendim için aldım. Neden gittin bunları tek vasal altına topladın diyebilirsiniz. Uzun vadede böyle yapmanız sizin işinize gelir. Çünkü burada tek tek kont vasallarla uğraşmak zorunda kalırsınız ve bakın görmüş olduğunuz gibi bunlar entrikası yüksek kişiler. Ki bu abi de öyle, entrikası yüksek. Yani sizden hoşlanmadığı zaman sizi gizemli bir şekilde ortadan kaldırmaya çalışabilir. Bilmem anlatabiliyor muyum? Tabii efendim. Hatta ben bu noktada istersem Lutisia, Pomerania veya Veletia'ya kutsal savaş da açabilirim. Mükemmel olur. Baltık Denizi'ne de inmiş oluruz bu şekilde. Ayda.
Oğlum siz oha 8 sene önce mi başlattınız siz bu savaşı? Adamın babası ölmüş. Ayda kılıç arslanına bak adım mı olmuş? Neyse. Üzüldü. Ya o kadar asker kaybetmenin ne lüzumu vardı? Bir de nasıl bir savaş yönetme şeklidir bu? Ya Alparslan yakıştıramadım sana ya. Daha sen ölmeden dağılacak imparatorluğun geçmiş olsun. İnsanlar nefret ediyor yani. Eksi 47 saldırı savaşı var. Oha. Oğlunun bir tanesi kör olmuş. İlyas Çağrıbeyoğlu iç kanamadan gitmiş. Sakat kalmış. Kavurt ölmüş. Ağır yaralanmış. Yok yani şu an Selçuk'un bulunduğu yani Alparslan'ın yapay zekası hiç iyi değil. Ben onu gördüm. Artık 1066'da Bizans olarak oynamak isterseniz bir şansınız var gibi gözüküyor. Gerçekten ittifak dağılmış kendine. İki tane de ittifak almış. Yener yani askeri güçleri birleşse yener. Oyun başına 20 bin askerle başlıyorsun. Ne yaptın sen o kadar adamı ya? 1206 tane kalmış. Fatimiler dağılmamış. Borcunu kapatmışlar. Çok güzel. Bağımsızlık savaşı. Bu da halleder bence bir şekilde. Bu abinin idaresi sıfır bu arada. Çok kötü ya. Mısır ve Bizans eskiden 1066'da çok sefil bir haldeydi. Şimdi ilk 5-10 sene dayanabilirsiniz. Bir geleceğiniz var gibi gözüküyor. Selçuklu'nun da işi öf çok kötü hakikaten. Rezalet olmuş. Apulya'ya bak. Almış mı burayı? Ayda. Bu da gitmiş. Eksi. Mükemmel. Dünya harika bir durumda. Bakın burada kim var? Fatih Kral William. Oğlu şöyle yaralanmış. Lancaster falan filan. Bu ne yapmış? Ünvanını geri almış. Peki. Her şey çok güzel gidiyor gerçekten. Yani tam bir kaos ortamı mevcut. Sancho çok iyi. Burada Eşşark kurulmuş. Yani bu biraz enayice. Sen Yahya neden böyle bir şey yaptın ki? Endülüs'ü kurmak var. Eşşark ne ula? En azından Cordoba'yı elinde tutuyorsun. Bu da güzel bir şey. Borca girmişsin. Tebrik ediyorum. Bak acıdım ha. Ah para gönderdim sana. Selçuk'a da para göndermek isterdim ama biraz uzaktayım. Evet dünyada durum bu şekilde. Baviera biraz büyümüş gibi sanki. Öyle anladım. Üzerlerimize karşı Slav Halkçı örgütleşmesi diyor. İlginç. Biz biraz gücümüzü arttıralım bakalım. Hayatımızın sonuna kadar ne yapıyoruz ne yapamıyoruz bir görelim ha. Yapabiliyorsak şöyle 3 vasalımız olsa da şöyle bir büyük gezi yapabiliriz bence. 3 vasalı bir uğrayalım. Özellikle burada kontrolleri arttıralım. Sende de kontrolleri arttıralım mı? Sende de kontrolleri arttıralım ya. Ha iyi olur. Oğlu koyduk. Paralı asker muhafızı. Bir tane de orman savaşçısı. Peki. Ha, şöyle olsa. Aynen. Hadi bakalım. Baya bir stres kaybettik. Bu noktada stresi sıfırlamışken başkenti geliştirsek. Sadece rahatlamak istiyorum diyelim. Bakın başkentimiz gelişiyor. Burası tepeydi değil mi? Olsun Darülacizelerden devam ederiz. Hatta yapabiliyorsak bakın şöyle bir şey yapacağım ben. Benim feodal ve milis yükümlülüğüm yok. Sıfır. Sıfır, 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 sıfır. Ya o kadar güçsüz bir halde şu an. Kutsal Roma İmparatorluğu vasalların alayı ya düşükte ya da muafta. Bu da şu demek oluyor. Siz mesela başka haklardan, başka imtiyazlardan faydalanmak isterseniz şunları birer arttırarak veya süzerenize kanca takarak diyelim onun üzerinde koz elde ederek daha başka haklardan faydalanabilirsiniz. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Normalde eğer bir vergi yükümlülüğüm varsa hemen sınır beyi alırım. Sınır beyi nasıl alırım? Gerçekten onun uç sınırında bir yöneticiysem çok rahat alabilirim. Özel sözleşme olması durumunda da süzerenin lehine hiçbir değişiklik yapmam gerekmez. Palatinlik alamıyorum çünkü kendi kültüründe daha bu açılmamış. Asker vergisi olsa da açamıyor. Asker vergisi olsaydı düzenli asker bakımım yani vasalın düzenli asker bakım 5'te 1 oranında düşüyor. Hiç fena değil. Sınır beyliği sözleşmesi de çok iyi. Normal vergi yükümlülüğü yarı yarıya azalıyor. Benim milis büyüklüğüm, garnizon büyüklüğüm, milis takviye hızım artar. Palatinlik ise aylık %5 daha fazla prestij. Şimdilik bunlara gerek yok. Aslında ben istersem sınır beyi de olabilirim. Bana ekstra fayda sağlar. Şimdi konsey haklarını garantilenmiş almıyorum çünkü zaten güçlü bir vasal olduğumdan dolayı bunu her türlü bana verecek. Kendime para basma hakkı tanıyorum. Bakın şimdi para basma hakkı onun aleyhine olan bir şey. Çünkü kendi ülkesindeki topraklarda da eksi %2 daha az gelişmişlik olacak ama benim başkentimde pasif bir gelişmişlik artışı olacak. Ben de kendisine feodal vergi yükümlülüğümü ya da milis yükümlülüğümü arttırabilirim. Bunu arttırdım. Normalde sınır beyliği seçmesem 0.6 olacak değil mi? Bunu seçtim 0.3 vergi alacak benden. Ha dersiniz ki milis de verebilirsin. Mantıklı. Milis çok önemli değil zaten. Eğer süzeninize karşı yükümlülüğünüzü arttıracaksanız size tavsiyem milisi arttırın öncelikli olarak. Şu an başkentime gidiyorum ve gelişmişlik artışı aylık 1.1.
Para basma hakkı tanınmış, merkezileşme ve özenli plan yapıyor. Ve böyle böyle artmaya devam edecek bu. Yani sen şans söylemişsin. Bak senin ünvanını feshediyorum. Elime fazladan toprak geçti, tamam mı? Mükemmel. Sen, gerçi sen Mareşal, sen kalabilirsin. Senden fena olmaz. Hatta bizim şu yeğeni getirelim. Benden kim hoşlanmıyor ya? Kim? Hadi bak. Sen güçlü vasal mısın? Hadi seni biraz etkileyelim Ozan. Para basma hakkı olduğu zaman ülkenizdeki başkentte gelişmişlik ufak ufak artar. Bu uzun vadede çok işe yarar. Sizin kültürünüzün aynı zamanda hızlı bir şekilde gelişmesine de yardımcı olur. Şu an mesela burflar. Hiç fena değil. Burflardan gidebiliriz. Neyse, sağlığımız artmaya devam ediyor böyle. Stresi azaltalım. Yok. Hiçbir talepte bulunmuyorum. Hayda, savaşta mısın sen? Ulan tüh, köylü ayaklanması. Yaralandık. Bir dakika, saray hekimimiz yok. Abo kötü. Hekim iyileştir bizi hekim. Ölmeyelim. Sağlık kötü diyor. O zaman biz şunu biraz savaş sancağını aldık. Güzel yemekler, şunu bir tık artırdık şöyle. Mükemmel oldu. Mimarı seçtik. Para kazanmaya devam ediyoruz. Hatta yapabiliyorsak şu turnuva için talimi. Ama biz güçlü müydük gerçi? Değildik. Peki. İnzivaya çekilelim. Önemsiz ünvanlar satalım ve tebaadan araç toplayalım. Böyle para kazandık. Çok teşekkürler. Şimdi bir cenaze planlasak mesela. Yaralı özelliği geçti. Çok güzel. Oğlum da kurtuldu bu yaralardan. Burada maden var. Madeni arttırabiliriz şöyle. Ama öncelikle diğer binalara odaklansak fena olmaz. Ve tarlalar. Tarlalar iyidir ilk seviyelerde. Darülaceze. Şuraya tarla. Gayet güzel. Hradet. Buraya bir darülaceze. Paraları bitiriyoruz. Darülaceze. Ama bunların yavaş yavaş inşa edilmesiyle ciddi altınımız artacak. Vekilerç olsaydık o zaman çok daha iyi olurdu ama Mareşaliz. Vekilerç olunca daha da fazla para kazanırız. Lotharingia kurulmuş. İnanmıyorum. O esnada ben şöyle Macaristan'ın kendi oğlumu başa geçirecek şekilde. Değil mi? Yaparım bir şeyler. Polonya'da savaş ilan edebiliyorum sanırım. Çünkü karakterimin karısı. Onun çocukları da eşim öldükten sonra Polonya'ya hak iddiası geçecek. Yani kendi çocuklarınızı Macaristan ve Polonya tahtına oturtmanız mümkün. Mimar özelliği olduğu için hoppa ne oluyor? Bağımsızlık savaşı. Savaşa katılmayı teklif et. Hadi böyle bir şey yaptık. Bakalım nasıl olacak. Yok, ava gitmeyelim be. Kemankeş var. Buralar dağlık araziler değil mi? Hargıl'ı alsak fena olmaz. Aldık. Papadan para alabilseydik güzel olurdu da. Kaiser'e katıldık şimdi. Biraz zorlu bir savaş olacak. Ama bu savaşta kendisine yardımcı olabilirsek bu toprakların alayını koparıyor. Ve savaşta ne kadar katkı sağlarsak kendisine bir o kadar bizden hoşlanacak. Meritokrasi. Bayılırım. Hayda, kanlıysa. Ölmeyelim ya. Ben ilaç odağına geçeyim mi? Biraz sağlığımı artırayım. Niye? Çünkü burada of. Ben şöyle yapacağım bir dakika. Evet, bu topraklardan ufaktan uzaklaşalım. Olur. Senin de mi savaşın var lan? Hadi gel, senin de savaşına katıldım. Hadi. Hadi. Buralarda of. Çok kötü hastalıklar var burada. Aman aman aman. Ölmüyoruz, mükemmel. Gel buraya, gel gel, kaçma. Ordunun başına biz tekrar geçebiliriz sanki. Şunları vurabiliriz. Burada. Vuramadık mı? Şimdi burada biraz daha toprak mı almamız gerekecek? Üzerime biraz yardımcı olabilsem güzel olurdu da. Hadi bak, hediye gönderdim. Tamam mı can? Hatta yapabiliyorsan beni naip ilan et, mükemmel olur. Vasallar kızdı mı? Bozuşma. Evet. Lotharingia ittifak. Ulan. Güzel. Kankacım bak, hediye göndereyim. İttifak. Ay ananı. Peki. Süzeren'in ordusunda. Hayda. Ulan. Süzeren de. Dur alacağız bu sal. Eyvah. Problemler var. Yetiştim Süzeren, yetiştim. Anatomik çalışmalar dedik. Saray hekimi falan burada gayet güzel. Kaybedilen muharebeler. Buralar ne oldu? Kuşatıldı mı buralar? Bir dakika, anlamadım. İşgal edilmiş kontuklar. Düşman buraları kuşatmış tabi. Tamam, bir düşmanın ordusunu yok ettik. Matilda yaralanmış. Bunlara şöyle büyük darbeyi vurabilseydik burada canım.
Oo. Kötü. Burayı da aldığımız zaman savaş bitsin mi? Şu orduyu ikiye bölsek. Bir kısmı şurada takviye yapsa. Hoppa ne oluyor? Aa. Matilda öldü. Çok ilginç şeyler yaşıyoruz şu an. Şaka gibi. Matilda'nın ordusu bir anda kendi müttefiklerine karşı düşmanlaştı. Şu an Piemonte mi kaldı sadece? Mükemmel. Onun başkentini kuşatsak bitti o zaman. Tamam, başkentini kuşatıyoruz. Ceneviz'de mi var? Bir dakika, anlamadım. Şuralar 4 diyor. Buralar peki. Burası böyle. Bunun kale seviyesi biraz yüksek. Ama şuranınki biraz düşük. Casus başımız ölmüş. Hiç iyi değil. Canım gel. Mükemmel. Hediye göndereyim Süzer'in. Borca girmişsiniz. Tamam. Görmüş olduğunuz gibi yani Süzer'den daha güçlüyüz denebilir. Bizim askeri gücümüz 5312'si 6000. Vasalların alayından hiçbir katkı almıyor. Bakın düşük vergilendirme düşük müyüz? Mükemmel gerçekten. Sağlığımız iyi. 50 yaşındayız. Bohemia gerçekten OP bir yer. Aşırı güçlü. Özellikle karakterin kendisi de çok iyi. Tam bir para makinesi. İyi, tamam şu tutsakları salalım o zaman. İyi olur. Elimize bayağı para geçti. Ben bunları mesela tekrardan... Ha, kale seviyelerine biraz para gidecek ama gitti. Bunları şöyle arttırdık. Olur. Mükemmel olur. Babacım sende hiç para yok mu be? Matilda öldü ya. Yaralarından dolayı mı? Kendini ölene kadar kırbaçlamış. Peki. Sonra Toskana'nın ordusu da bir anda neden bilmiyorum düşmancıl ordu oldu onlara karşı. Ha, tebaadan araç topla. Önemsiz ünvanlar sat. Bir şey talep etmiyorum falan filan. Abartma. Elimize bayağı para geçti. Bunları biraz arttıralım şöyle. Ormancılıktır. Darülaceze. Sığır merası. Hadi şöyle de bir darülaceze o zaman. Binalar görmüş olduğunuz gibi çok hızlı inşa ediliyor. Çünkü mimar ağacını tamamladık. Özellikle profesyonel iş gücü ve mimar özellikleri toplamda %45 kadar hızlandırıyor. Aa, düşe Sedvig'e bak. Çok iyi ya. Kendisi burada sadece ghostları kontrol ediyordu ama burada tabii maden var. O yüzden parası da çok iyi. Canım şöyle evlilik yapsak seninle nasıl olur? Ha, kabul etmeyecek ama ana soylu onu da kabul etmiyor. Peki. Sen bilirsin. Heh, mezhep liderinden altı mükemmel. Hadi biraz daha inşaya devam o zaman. Şuraya da bir tepelik tarla. Fena olmaz. Aragon. Yok. 987. Kraliyet desteği. Beni şey yapmaya çalışıyor. Yıkama yağlama yapmaya çalışıyor bana. Ya ben istesem şu an Süzeren'e kafa atabilecek durumdayım. Şuraları şöyle elimizden geldiğince arttıralım mesela. Ha, şöyle tepelik tarla. Ha, bu kadar galiba. Şimdilik biraz bekleyeceğiz. Aylık 30 kadar kazanıyoruz. Ne istiyorsun lan? Reddet. Ben sana para vermiş miydim? Heh, hadi bak sana para verdim. Tamam. Öğrenim ağacından demir gibi açtık. Mükemmel. Harika gidiyoruz. Süzerenimizle karşı hak iddiası alabiliyormuşuz. Papa hiç sevmiyor çünkü. Kendisi afaroz edilmiş. Başkenti geliştirelim. Hoppa. Sen öldün mü? Bir dakika nasıl ya? Bizim vekilercimiz öldükten sonra mı biz ek vergi aldık? Mükemmel. Brades geliştir babacım. Sığır merası. Hep para getirecek şeyler üzerine kasıyorum. Oğlumuzu diyorum. Geçirelim tahta. Sadece Macaristan krallığına. Yani ünvanı hak iddiası var. Visegrad kontluğunu alacakmış falanmış filanmış. Hadi girelim devreye o zaman. Öncelikle seni savaşa çağırıyorum. Sonra Avusturya'yı savaşa çağırıyorum. Sonra Toskana'yı savaşa çağırıyorum. Müttefikim kimmiş bu? Yukarı Lotaringia. İttifak kur kabul etmeyecek. Hadi peki. Tamam öyle olsun. Lotaringia da gelseydi güzel olurdu ama güzel. Bizim yanımıza savaşa girdi. Gider ayak oğlumuza alacağız krallığı umarım. Avusturya ama onun kendi savaşı var sanki başka bir yerde. İsveç savaşa katıldı. Gürcistan savaşa katıldı. Hop. Şuna nehir burası değil mi? Buraları kuşatarak başkentine ulaşırsak. Kendisi şu an başkentte mi? Tamam. Yakalarız bence. Hoppa bunlar geliyor. Beyler oraya gitmesek bakın düşman burayı işgal ediyor ha. Hoppa kötü. Asabi olduk. Ne rakip olmayı bırak. Tamam. Başkenti ele geçirebilirsek mükemmel olur. Ya Dük Ludwig tabii ki. Gamsız olduk. Hoppa müttefiklerimizin üstüne çullanacaklar. Aha. Ha yok çullanamadılar.
Bunların üstüne gitsek bence alırız gibi ama. Mükemmel. Oğlumuz için aldık burayı. Canım bak sana hediye gönderiyorum bol bol. Tamam mı? Ben sana şöyle bol bol hediye göndereceğim. Hatta seninle ittifak da kuracağım. Mükemmel. Sonra ne olacak? Kutsal Roma İmparatorluğu dışından başka birisi benim Bohemya Krallığımı miras alırsa otomatikman bağımsız kalır. Ya ben şu noktada aile büyüğünü geçip hop ama yapamıyorum eyvah. Niye böyle anlamadım. Ünvanı feshedeyim hadi. Şöyle bir şey yaptım bakalım nasıl olur bilmiyorum. Ha, saldırı savaşı bitince hallolur ama sanki ha. Yeni varis diyor. Oğlumuzun... Oh my god bro. Oğlum sen kimsin ya? Güçlü vasal. Hay anasını satayım. Yakında Bratislav'ın savaşı çıkabilir. Bize unutkan mı demişler harika. Unutkan olduk lan. Heh. Sevgili babam. Al işte. Başladılar. Şimdi. Ordularını şurada yakalayabiliyor olaydık güzel olurdu da. Bunların sayıları biraz fazla. Düşmanların çoğunluğu burada değil mi? Mükemmel. Şimdi bakın şöyle bir şey yapacağım. Hah. Güzel. Düşmanı böyle böyle yıpratacağız artık. Şöyle çok sağlam bir ekip aldık. Yok paramız yok kusura bakma. Mükemmel. Oğlumuzu kurtarmamız lazım acilen. Harika. Ya gel kaçma buraya kaçma. Benim oğlumun ordusu nerede bu arada? Biz kime karşı savaşıyoruz? Prens Lampert. Kim bu Prens Lampert? Macaristan. Düşes Oda çok teşekkürler. Prens Lampert burada mı? Ne yok. Bunları şöyle yakalasak ya burada. İyice zayiat alıyoruz ha. Bizans'ın ordusu nereye gidiyor? Pomezanya şefliği. Peki. Otskan'a da gelmiş savaşa mükemmel. Şunları da burada yakalayabilirsek. Ya biz bu savaşı alıyor gibiyiz. Bu arada veraseti değiştirebiliyoruz değil mi? Hay anasını satayım. Sen nereden çıktın ya? Şimdi affetsek görüş kazanacaksın. Hediye göndersek sen konseyde yer mi istiyorsun? Bak hadi gel seni konseye atalım. Tamam mı? Heh, şimdi şu veraseti abicim bak değiştiriyorum. Bölünmeye geçirdim. Mükemmel. Hop yeni süzerim. Peki hadi. Halim yapsak. Resimiz de sınırda bu arada. 3 sene önce başlamış. Heh vekili aç mükemmel. Haçlı seferleri. Öyle olsun. Bir paralı asker ekibi daha alabiliyorsak bir bakalım. Yani şunları aldık. Üstlerine gideriz şöyle. Bak şimdi. Ya yürü git sen kimsin ya? Bir hastalık mı var? Olur. Bunlar kendi aralarında mı savaşıyorlar aynı zamanda? Ne oldu anlamadım. Yani şu an harbiden zamana karşı yarıştığımı hissediyorum. Aha. Mükemmel. Nefse hakim ol. Şu an Lotharingen savaşta. Bakalım yetişebilir miyiz? Oğlumuzun korkunçluğu tabii arttı. Toprakları koparabilir mi bilmiyorum. Ya sanki bunu alır. Evlilik düzenle. Okey olur. Sanırım biz ölmeyi unuttuk ha. Sağlık kötü diyor ama. Ha iyi güzel. O zaman son bir ziyafet verelim. Ve bu işi bitirelim. Prestij kazandık. Hadi hadi katıldık. Savaşı buradan yönetiriz. Mükemmel. Hatta şu Bohemia Düklüğü'ne bakın. Seçimli feodal yasası. Uygulayamıyorum. Savaştaymışım çünkü. Aa ya şimdi bir de buradaki ordu var. Bunlar biraz zorlayacak bizi. Oo. Hadi gir şunlara kafadan gir. Ha rakibim mi öldü peki. Hiçbir masraftan kaçınma. Ben seninle niye rakip oluyorum ya. Allah Allah. İstişare yönetim. Nordgau'ya karşı mı? Peki. Burada hastalık var mıydı? Yok.
Kuşatın hemen burayı. Kalan orduyla şunları haklasak, şöyle kessek. Böyle kaçmak yok. Hah. Çok güzel. Oo, burada da askerleri varmış. Az kaldı, az kaldı. Bunu da hallediyoruz. Kendini tanımak. Bir sene sonra artık öleceğimizi anlarız. Hocam şunlara bir gireydik be. Ay, otorite savaşını senin. Bu böyle olmayacak. Paralı askerleri çekeceğim ben. Al şunları, al en pahalısını al. Hatta ucuzlarından da şöyle alabiliyorsak. Hadi Poznan bölüğünü aldık. Hadi. Buraya gitsin, şöyle destek olsun. Ay senin savaşına be. Hah, güzel. Ben bu bütün orduları alıp düşmanın şöyle üzerine komple dalmak istiyorum harbiden ya. Ay Toskana'nın Dejur Savaşı'nın... Yeter, harbiden bıktım sizden. Ya böyle kaçamazsın ya. Otorite Savaşı ne alemde? Senin ordun ne alemde? Sana para veriyorum. Tamam. Güzel. Nişan düzenle. Savaşta mısın? Olur. Oğlum bu Dejur Savaşı var ya, başımıza çok pis dert açacak ama neyse. Papa'nın ordusu üstümüze geliyor değil mi? Evet. Ne olur böyle. Bir yıl içinde öleceğiz. Al babacım şunları. Şu paralı askerleri. Gidin şunların üstüne, tamam mı? Ben savaş kat. Bakın şu muydu? Evet, ölüyoruz. Benim savaş katkım %100. Ordularım yok oldu. Biraz kaotik oynamış olabilirim sonlara doğru. Ama ben yok evlilik falan istemiyorum gerçekten ya. Yeter. Hayır. Savaş mavaş uğraşmak istemiyorum. Heh, tamam. Mükemmel. Bakın şimdi şöyle bir şey yapacağım artık. Hele şükür. Feodal yasayı ekledim. Oğlumu getirdim buraya. Tamam mı? Erkek tercihli bölünme diyor. Mükemmel. Ben ölüyorum. Bakın ne olacak arkadaşlar. İyi izleyin. Kral Vratislav öldü arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Bu abimiz de oğlu oluyor kendisi. Güce bak. Tiranlığına karşı savaş devralmışız. Bize karşı da bir örgütleşme yok. Çok güzel. Senin ünvanını feshetsek yok. Bizim kardeşlerimiz ünvan almadı değil mi? Aa, yok, almamışlar. İki tane kardeşimiz ölmüş zaten. Bir tane savaşta ölmüş. Bir tane mükemmel. Size önceden demiş olduğum gibi, eğer sizin oğlunuz dışarıda bir yönetici ise, yani siz bir vasalsanız ancak sizin varisiniz, sizin süzereninizin dışındaki bir toprakta yönetici ise, sizin topraklarınızı devraldığında siz böyle bağımsız olursunuz. Şu an Kaiser bizi istiyor. Kendi içerisinde müttefiklik yapmış. Bakın burada gördüğünüz gibi Bohemya Krallığını arzuluyor diyor. -30'la bakıyor bize. Şu an tabii hem Bohemya hem de Macaristan Krallığını diyoruz. Hatta bir noktada istersek şu kardeşimiz için. Aa, yoksa bir dakika, o diğer kardeşimiz miydi? Oh! Tabii babamızın ikinci eşi olan bizim üvey annemiz ölürse bu kardeşlere Polonya için hak iddiası geçiyor. Müttefiklik öneremiyoruz. Peki. Böyle bir Bohemya videosu oldu arkadaşlar. Bayağı da iyi ilerledik. İyi para kazandık. Altyapıyı çok sağlam ilerlettik. Ya bu noktada biraz enkaz gibi gözükür ama hiç sorun değil. Sonra toparlanır. Gerekirse Kutsal Roman'ın altına da girebilirsiniz. Ya da bir şekilde Polonya'ya ya da Hırvatistan'a, belki Bizans taraflarına girip ayrı bir imparatorluk oluşturmayı bile deneyebilirsiniz. Bilmiyorum. Karpatya'yı oluşturmaya çalışabilirsiniz. Hiç fena olmaz. Gerçi bakın bunlar da, bu Ungvar ve Transilvanya tarafları gerçekten uğraşılacak adamlar değil. Ya Ungvar ülkenin 1/3'üne sahip. Transilvanya ülkenin yarısına sahip. Hani gerçekten Macaristan'ı alırım dersin ama Macaristan uğraşılacak dert değil. Size söyleyeyim.
Hani Polonya bir nebze daha sakin. Vasalları daha bölünmüş bir şekilde. Gücü de var Polonya'nın, hiç fena değil. Ama 1066'da Macaristan gerçekten uğraşılacak dert değil. Benden size tavsiye. Efendime söyleyeyim, buraya kadar sabredip beni izlemiş olduğunuz için çok teşekkürler. Bir Crusader Kings 3 efsanesini daha sizlere göstermiş oldum. Eğer daha önce hiç oynamadıysanız size şiddetle tavsiye ediyorum. Muhakkak deneyin ve 1066'da Premislid hanesiyle oynarsanız, yani Bohemia ile, bir noktada Kutsal Roma İmparatorluğu'nda başına geçerseniz bununla alakalı bir achievement bile alırsınız. Ha dersiniz ki ya Kutsal Roma'nın oylama sistemi benim çok hoşuma gitmiyor. Hiç dert değil. Eğer elde edebiliyorsanız yaklaşık 10.000 prestij kadar elde ettiğiniz zaman seçim sistemini kaldırır ve babadan oğlu aktaracak şekilde imparatorluğun verasetini ayarlayabilirsiniz. Buraya kadar izlemiş olduğunuz için tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalın içeriklerini genel olarak beğendiyseniz abone olmayı ve her türlü düşünceyi ve görüşü yorumlarda bildirmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın.